Arkadaşlar bu videoyu üzerine çekiyoruz ama hayat devam ediyor. Burada depremde rahmetli olanlara başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ kalanlar da Rabbim yardımcıları olsun arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Yardımlar yaptık. Bir günümüzü onlara ayırdık. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Rabbim inşallah kabul eder. Buradan tüm Türkiye'min başı sağ olsun. Bu video başlarken üzüntü çekiyoruz ama hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Böyle üzüntü bir şekilde. Aracımızı başlamadan önce yine dedim ya, hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak lazım. Şimdi burada aracımız var. Audi. Onun DCG kavramasını değiştireceğiz. Bir bakalım arkadaşlar neler değişiyor. Kısaca gösterelim. Burada montajını da göstereceğim. Bir bakalım. Tekrardan başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Audi. Aracımızda ikinci kez 2018'de kavraması değişiyor. Kavrama değiştikten sonra bir silkeleme oluyor, bir buruntu oluyor. Şimdi burada şanzımanı sökeceğiz. Şanzımanı dağıtacağız arkadaşlar. Kavrama sistemi orijinal şeklinde aldık buradan, Look'tan. Şeflerden aldık arkadaşlar. Parça numarası da şase numarasına göre bu geldi arkadaşlar. Şimdi burada montaj yapacağımız pullar burada K1, K2. Motor şase numarasına göre aldık. Burada burçlar var arkadaşlar. Volanta geçen bilyası da var orada. Onu da değiştireceğiz. Bu da çatalımız arkadaşlar. Çatal burada. Ayarlarını yapacağız. Çöküm işlemlerine bakacağız arkadaşlar. Malzememiz bu. Şanzımanımızı sökeceğiz. Evet, şanzıman göründü. Şase ve marşı al İbrahim orada. 13 Mart salıyoruz diyorum. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Aracımızı söktük. Şimdi kavrama setini değiştirmeden önce bir airbox, bundan güçlendirilmiş tüp takacağız. Şimdi bunu sökeceğiz arkadaşlar. Kapağı da burada. Burada contası, aparatı, her şey burada. Şöyle çekelim arkadaşlar. Poşette tüpünün içinde. Orlinkleri içinde. Şimdi bunu çökeceğiz arkadaşlar. Aşağıdan 5 halyanı çöküyor bu. Getir onu. Bu kapağı çıkartacağız. Tüpü bakalım gevşek mi? Havayı getirsin bu. Hepsini sök mü? Ha. Şöyle de takız getirdim bir tane. Hadi. Tıkat lan tüpü. Bakalım tüp gevşek mi? Bez getir bana Devran. Seher lambayı ver bakalım. Yere koy, yere de aksın. Seher'e versene Devran. Evet, gevşek arkadaşlar. Bakın biz gevşetmedik. Elle gördünüz. İbo bak bakalım, gevşet bakalım. Düşünüyorum. Hakikaten de gevşekmişti. Bakın. Elle söküldü. Getir 45 short. Evet arkadaşlar, hem DSG'yi değiştireceğiz. Yavaşça söküyor be. Yavaşça sök bakayım. Allah korusun, patlar matlar. Elle söktük arkadaşlar. Yavaşça söktük. Evet, tut bakalım diyorum. Değerli ha. Ver bana ver. Sök, 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 sök. Evet arkadaşlar, yağ da zaten yeni değişti. 2018'de tut onu seyre. Tübümüz burada arkadaşlar.
DSG tipimizin bu şekilde takacağız arkadaşlar. Plate'ine falan baktık, tertemiz görünüyor. Evet, şu vidaları dikkatli şekilde sökelim bir bu. Tamam. Getir. Kaç dört mü? 34. Dikkatli kaydırmadan. Getir. 34'e kadar. Arkadaşlar bu şekilde tüpümüzün değerinde sıktık onları. İçini temizledik. Tüpü takacağız şimdi kendine. Takıyor. Takıyor. Anahtarla sıkacağız arkadaşlar. Burada anahtarı var. Anahtar sıkıp ondan sonra kavramayı değiştireceğiz. Sıkıyor. Sık sık sık. Evet arkadaşlar, kavramamızı takacağız. Onun da videosunu çekeceğim size nasıl takıldığını. Aleykümselam abi. Demirtaş otoktan geliyorum da. Soket, hoş geldin. Ampul, Demirtaş geldim. Bizim Fatih abi mi? Yok abi, Ali. Tabii al sen de. Şöyle, ürünler artık çıktı. Aracı söktük, destek istedik arkadaşlar. Luke ve Şefler abi. Aynen abi, Şefler. Aynen. Şahin abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi abi, abi çok teşekkür ederim. Hem eğitim... Abi, her zaman. Eldiven ver oğlum abine. Şimdi arkadaşlar destek istedik. Çünkü bunların aparatları pahalı. Allah razı olsun. Hem eğitim verecek, hem de beraber bunun uygulamasını yapacağız. Tüpü değiştirdik arkadaşlar zaten burada. Burada Şahin abimiz gösterecek. Seher lambayı tut İbrahim şöyle. Şurada pislik gitmesin. Keçeyi de değiştireceğiz. Evet. İnce tona bir de ver. İnce tona bir de ver Devran kardeş. Evet, ilk önce onu çıkartıyoruz değil mi Çayna abi? Tabii, kabirin balata göbeğini çıkarıyoruz abi. Öbür videolarımızda anlattığımız gibi. Evet abi. Burada eğitim olmadığı için... Ama biraz da bizlere de eğitim vereceksin değil tabii, mi? Tabii. Şöyle tutarsan İbrahim kardeş. Eğitim videosu değil arkadaşlar. Hüseyin abiye desteğe geldik. Evet arkadaşlar. Çağırdı, dedi yapar mıyız hani birlikte bu seferlik? Dedik evet. Yaparız Hüseyin abi. Allah razı olsun Şahin abimiz. Hüseyin abimize canımız. Buradan oto tamirci Kerem Usta'ya selam söyle. Kerem Usta'ya selamlar, sevgiler. Kerem Usta'nın yanına da gittin abi. Gittik evet, onda da o da çekti. Yaptık evet. Gösterdik, orada da eğitimimizi verdik. Sağ evet. Olsun bizi çok iyi ağırladı. Allah razı olsun. Meraklı adamlar bu işi götürüyor. Evet abi, aynen. Meraklı evet. Adamlar. Seninle 2018'de bir videomuz var. Linki de oraya koydum. Ha evet, şeyde. Kel kafalı. Eğitim merkezinde değil mi? Aynen öyle abi. Eğitim merkezinde arkadaşlar herkesi bekleriz. Yani grup olarak ayarlayabiliriz. Ayarlayıp gelebilirsiniz. Evet. Ülkemize faydamız olsun. Tabii. Sonuçta burada açılan, yapılan bir eğitim merkezi var. Oraya yapılan bir yatırım var. Luke'un, Şefler'in yaptığı bir yatırım var. Evet. Bu yatırımı kendi için yapmamış. Yani dolaylı olarak tabii kendi için yapıyor ama şeyden evet. Bize faydası var. Orada eğitim merkezi koymuş, şanzımanlar koymuş, bizim gibi elemanları istihdam etmiş. Orada neden? Yani bu ürünlerimizi doğru taksınlar, doğru yapsınlar. Ürünümüze sorun olmasın. Sen şimdi bunu aparatsız, ayarsız, çık ampulun eskisini taktığında belki o anlık sorun yaşamıyorsun ama daha sonra sorun yaşadığında... Devran, gözün burada olsun Devran. Ne oluyor bu sefer? Evet. Diyorsun ki look taktım böyle oldu. Ama eğitimini alırsan, aparatını da takarsan bunun önüne geçmiş oluyor. Evet. Şirketinde bu avantajı oluyor tabii ki. Bunu sunuyor. Ülkemiz adına güzel bir yer. Evet. Eğitim merkezleri. O yüzden eğitiminizi alın. Şimdi 22.5. Abi, bu videoyu üzünlü çekiyoruz. Allah depremdeki kardeşlerimize evet. Allah rahmet eylesin. Vallahi gerçekten çok üzgünüz. Alt üst olduk. Ama hayat devam ediyor hayat abi. Devam ediyor ama elimizden dua etmek geliyor. Duamızla işte evet. Neyse kim ne yapıyorsa ben artık. Evet. Yapıyor inşallah. Hadi. Orada herkese Allah herkese destek verir. Dualarımız onun çok onlarla çok zor bir durum. Evet yani, abi. Bakmayın hani böyle anlattığımızda, yaptığımızda hiç işimiz yok aslında. Evet. Ama Hüseyin abi dediği gibi hayatta devam ediyor. Evet abi. Evet, söktük gördüğünüz gibi. Evet, aldık abi. Dışarı yine. Hem takalım hem de eğitim gibi olsun. Gördüğünüz gibi çatallar toz içinde. Normal.
Palata öbür tarafını çıkarttık. Bakıyoruz. Ama değişmemiş değil mi? Değiştirdim demişler. Yok, bunu değiştirmemişler abi. Ya hepsi orijinal. Değişti. Belki servisten alıp değiştirmişlerdir. Bir şey diyemem. Evet abi. Ama orijinal. Değiştiyse de daha sonra çıkardık arkadaşlar. 30 tor stokma, uzun kol cır cır. Evet Şahin abicim, seni takip ederiz buradan. Aracın sahibine gönderin videomuzu buradan. Evet, gönder için. Abi. Nereye istiyorsan oraya gönder. Değişmemiş yani, niye değiştim? Ya bence değişiyor. Değiştiyse belki çünkü çıkma mı takmışlardı? Şimdi bak, bizimkilerin üstünde orijinal, bu orijinal numara. Bizimkilerin de aftermarket numaraları var. Evet. Çıkma takmış olabilir. Servisten alıp takmıştır. Şanzımandan söküp takmıştır. Elinde vardır takmıştır. Hiç bilmiyoruz. Evet. Hiç bilmiyorum. Yorum yapamam. Günahını almayayım kimsenin. Ama aftermarket ürünü takılmamış. Arabada ne vardı Hüseyin abi? Vuruntu mu? Abi araba 40 kilometre hıza geldiğinde böyle küt diye vuruyordu. Zaten arıza kodunu da attım. Aynen. Sana. P170 arızası vardı. Arıza kodu vardı. Bir de tüpü çöktüğümüzde elimizle gevşettik yani. Evet. Ama o ringi yırtmamıştı bunu. Biz bu içini hemen temizleyelim. Evet abi. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Arkadaşlar buradaki çatalı taktık. Buradaki K1, K2. K2 arkadaşlar bu. Değil mi Şahin abi? Öyle değil abi. Yenisine bakacağız. O eskisi. Eskisi. Şeylere bakıyoruz. Ayarlarına bakacağız. GR4'ü taktık, olmadı. 5'i takacağız. Yükselte yükselte gideceğiz. Şimdi 5'i takıyoruz. K1'de. Aparatımızı taktık. Evet. Burada tatlı sıkı yakalayacağız. Bakıyoruz. Değil. Hemen bir üstünü takıyoruz. GR6'yı takıyoruz. Şurada numaralar yazıyor arkadaşlar, bakın. Nasıl? GR5 görünüyor mu? Evet görünüyor abi. Bir netleştir. Evet abi gördüm. Evet. Bakayım. Heh, GR5 tam şurada. Dayanamıyor evet, değil gördüm. Mi? Bu 4 ile başlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar gider. Biz 5'i taktık şimdi, olmadı. 6'yı takacağız. Bakayım canım. 6. 6'yı takıyoruz şu anda. 4'ü taktık, olmadı. 5'i taktık, olmadı. 6'yı takacağız. Taktık. Bakıyoruz. Tatlı sıkı mı? Evet. Evet. Şu anda tatlı sıkı. Güzel yani. 5 evet. 5 çok boş geldi. Tamam. K1'in değerine bakıyoruz. Geliyoruz paketin üstünden. Bekliyorsun abi. Bekliyorum abi. Geldik. Üzerine geldik. 0-0. Yani herhangi bir değer toplayıp çıkarmayacağız. Bulduğumuz pulu takacağız. Evet. Bunun üstünde. Tamam. Şimdi K1'in 6'da. GR 6'da. Şimdi geliyoruz ufak olana. Ufak olanı da nereden başlayalım? Şöyle 6 tane ufak pul çıkıyor arkadaşlar. Eskiden 11 taneydi. Bunlar 6 taneye düştü. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi, bak tek tek ölçelim. Görün. Evet görün. Bir tane 0.8. İki tane 0.8. 2 oldu. 1.0. 1.2. 1.4. Evet. 1.4. Yani 6 tane, 2 tane 0.8, 1 tane 1.0, 1 tane 1.2, 2 tane de 1.4'lük pulumuz var. Niye 11'e indi? Çünkü 11 tane pulu koymanın bir anlamı yok. Burada pulları üst üste koyabiliyoruz burada. 2 tane pulu üst üste koyabiliyoruz kombine yapıp şöyle. Evet. Şimdi biz burada atıyorum ne takacağız? 1.6'dan başlayacağım ben. Evet. 0.8'den de başlayabilirim. Fark etmez. Hani 0.8 genel izleyici arkadaşlar. Şimdi 1.6'dan başlayacağım. 1.6'yı yapmam için benim 0.8 artı 0.8. İkisini üst üste koyduğumda ne yapıyor? 1.6. Hemen takalım. Yönleri var mı onda? Yok. Herhangi bir yönü yok. Ama genel müşterimiz soruyor. Yönü var mı diye. Müşteri daha meraklı. Evet. Değil mi Devran? Devran burada. İbo. Devran. Yakışıklı Devran. İbo da burada. Şimdi taktik. Aparatımızı evet. Koyuyoruz arkadaşlar. Ağırlığımızı da koyduk. Masterımızda bakıyoruz. Çok boş gördüğünüz gibi. Evet. Hemen yükselteceğim. 1.6 çok boş geldiğine göre 1.8 yapabilirim ama o da boş gelecek tahminimce. Evet, yani. Hemen 2.0'a. 2.0'a çıkmam için benim ne yapmam lazım? Bu 6 puldan hangisini koymam lazım? Evet. 1.2 ile 0.8'lik pulu koymam lazım ki 2.0'lık pulu ulaşayım. Hemen evet. Alıyorum arkadaşlar. Bu 1.0. 0.8 aldım. Olmaz. 1.2'lik pulu bulacağım. 1.4. 1.4. 1.2. Üstünü, ikisini üst üste koyduğumda
ne yapıyor? 2.0 yapıyor. Evet. 1.2 ile 0.8'i topladığınızda ikisini üste koyuyorum gördüğünüz gibi. Çünkü buraya koymaya müsait K2'de. K1'de müsaitlik yok. Orada hemen yok mu onunla? Yok. Anladım. Hemen bilyamızı da takıyoruz. Aparatı koyuyoruz. Mastarımızla bakıyoruz. Ne oldu? Girmiyor. Biraz sıktı. Ne yapacağız? 0.8'i hemen 1.8'e düşüreceğiz. 1.8 yapmam için de 1.0 ile 0.8'i kullanacağım arkadaşlar. Burada zaten 0.8'imiz vardı. Bunu hemen ayırıyorum karıştırmadan. 1.0'ı da şuradan buluyorum. Evet, 1.0'ı da buldum. Üst üste koyduğumda şöyle yapalım. 1.8'e ulaştım. Evet. 2.0 sıktı. 1.6 çok gevşek geldi. Taktım. Evet. Rulonumu da üstüne taktım. Aparatımı da takıyorum. O alt. Evet. Gördüğünüz gibi tatlı sıkıya ulaştık. Ne yapıyoruz? K2'nin değerine bakacağız. Burada. Baktık arkadaşlar. K2'nin değeri de 0.0. Bulduğum pulu tak diyor. Buradaki değerler artı 0.4 ile hep anlattığımız gibi artı 0.4 ile eksi 0.4 arasında değişiyor. Bu değişim ne oluyor? Eğer burada artı 0.4 yazsaydı ben 1.8'i buldum. 2.2'lik pulu takacaktım. Aynen. Bir daha masterımla ölçmeyecektim. Burada tatlı sıkıyı yakalayıp ona göre değerimizdeki pulu bulacağız. Şimdi diyor ki bazı arkadaşlar ya bir de şöyle bakın parça numarası aftermarket'te burada yazıyor. 602-306-19 evet. Yazar. Ürün numarası şeyde de kutuda da 602-306-0 yazar. Evet. 19 önemli değil. Yani şey yazması bu 19 yazar setin üstünde. Evet. Siz 602-306-307-302-301 bunlara bakacaksınız. Evet. Araba yeni model mi eski model mi? Yani yeni modelde ne ayırıyor? Çatallar. Evet. Alüminyum. Şekilleri böyle gördüğünüz gibi. Evet. Eski modellerde de çatallar demir, şekilleri farklı. Zaten birbirinin yerine oturmuyor. Evet. Yani şimdi ben bunu ayar yapmadan takıyorum ya. Ne olacak? Yani çıkan pulun aynısını takarsın. Olabilir o anlık. Buna da takmışlar evet. Aynı şekilde. Ama adam 100 bin gideceğine 30 bin gitmiş. Evet. Yani canlı şahit bu. Evet. Yani bu milli servet. Evet. Azlık bir para değil, işçilik değil gördüğünüz gibi zaman kaybı. O yüzden bu ayarı mutlaka İlla bizim aparatlarımızla yapın demiyorum. Bunun bir ölçüsü var arkadaşlar. Bu master. Bunun bir ölçüsü var. Bu masterdan yaptırdığında sökme takmanı güzel pakete zarar vermeyecek şekilde yaptırdı. Kendin de yaptırabilirsin. Şunların bak hepsinin evet. Birer ölçüsü var bak. Evet abi. Bu eski yeni modelin aparatı bu renkteki eski modelin. Bakın ölçüleri bile farklı. Birisi 48-63 birisi 48-42. Evet. Yani burada eskisini takıyorum. Ben oluyor. Yani böyle bir şey kabul etmiyoruz artık. Yani anladım. Olur. Ama müşteriye zararı olur. İşte abiler de izliyor. Evet. Doğru mu abi? Yani doğru. Mantıklı değil mi dinledin? Mantıklı. Bu işin tekniği bu şekilde. Bu burada sen zarar görüyorsun. Takıyor gidiyor o an için. Bir sene iki sene sonra unutuyorsun ne olduğunu zaten. Evet. Bir daha değiştiriyorsun. Hayda bir daha kavramaya. Bu sefer ne oluyor? Look kötü. Biz taktık. Aynen. Look silkelemek. Yani böyle bir işlem yok. Aynen. Taktık. Şimdi burayı güzelce yağlıyoruz. Tamam. Hafiften. Greşe. Rahat geçsin diye. Yağlayıp fazlalığını alacağız. Ondan tamam. Sonra basma işini devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Güzel yağladık, temizledik orayı. Şimdi buradaki şu arayı ölçüyoruz arkadaşlar. Priz direğin üstüyle bilyanın arasını ölçüyoruz. Paketi koyduk hiçbir basma işlemi yapmadan. Burada 8, 7'nin altında olacak. Şu an kaç? 6.84. Evet. Yani basabilirim demek. Basabilir. Şimdi burada aparatları uygun yerlere yerleştirelim. Burada. Alalım. İyi bomba çıkar. Şunları mı? He onu da çıkar. Yo şunu alalım dur. Kısa saplama şimdi görecek gibi. Tamam. Yeter mi? Tamam yeter. Çıkarmana gerek yok. Şöyle tutuyor. Burada mümkün olduğunca üçgeni yakalamamız gerekiyor. Çünkü basma işlemi yaparken biliyorsunuz. O şeyi kırar değil mi abi burayı yoksa ters basarsan? Yani ters basamazsın zaten abi ama aparata zarar verirsin. Onunla şöyle üçgeni, bak mümkün olduğunca üçgeni yakalıyoruz. Evet. Her zaman müsaade ettiği kadar. Basarken yine her zaman bütün videolarımızda
Evet. Ünlü abiyle de çekmiştik yine. Pencere aparatı kullanıyoruz. Taktık. Getir kafalarını. Biraz gevşettim bunu. Şimdi tork metremizi 12 Nm metreye ayarlayıp aynen. Sıkma işlemini yapacağız. 12 Nm'da çıtlamadan yerine oturduğunu göreceğiz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi torkla sıktık. Sıktık. Şimdi şöyle tutsana zaten. Evet. Şurada gördüğünüz yatağın, sekmanın yatağını gördük arkadaşlar. Evet. Sekmanın yatağını görene kadar basıyoruz. Burada yani bu sekman buraya oturur dediğimizde duruyoruz. Durduk. Durdu. Hemen çekiyoruz aparatları. Kaymana gerek yok, sonra toplarız bunu. Sökeyim mi bunu? Yok dur. Yok dur. Bir bakacağız. Eğer tam basamadıysak biraz da basma şeyimiz olabilir. Sekman pensem? Evet, sekman pensem. Şimdi sekmanı takıyoruz arkadaşlar. Eğitimdeki elimden aldın ya. Şimdi evet, sekmanı baktığımda şöyle sağa sola da oynuyor rahat bir şekilde. Evet. Tamam. Hani bunu daha bir geri çektirme veya hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi burada K1 ve K2'nin ayarını yapacağız. Balatanın ölçümlerini yapacağız ki bakacağız aşağıda ayarladığımız pullar doğru olmuş mu olmamış mı? Aynen öyle. Yakışıklı abimiz Allah razı olsun bize destek verdi. Telefona ben bir baktım abi. Devam edelim. Arkadaşlar seyir lambayı getir. Komparatörü sıfırladık. Balatanın üstüne dokundurduk K2. İçerideki balatanın üstüne evet, dokundurduk. Gösterdim. Birazdan K1'e daha detaylı göstereceğiz. Şimdi şöyle göster ben... saati Hüseyin abi gel böyle. Dur abi şöyle geçeyim. Şimdi bu saat bir turdan fazla dönmeyecek. 0.3'ten de sıkı değer olmayacak. Yani evet, 0.3.30 ile 0 arasında bir değer olacak. 1 mm arasında değer olacak. 0.3 ile 1 mm arasında değer olacak. Şimdi çekiyorum balatayı yukarı. Kaç? Evet. 60. 60. Tamam. Bu değerlerin içinde. Şimdi K1'e bakalım. Tamam abi. Aynı abim. Evet, K1'in balata göbeğini takıyoruz. Çünkü onu ölçmek için mecbur takmamız gerekiyor. Tek türlü oturuyor. Evet. Şu çizgi çizgiye geliyor. Gördüğünüz gibi bu çizginin yanlarına da bu iki sekmanın ağızları gelecek. Evet. Şu şekilde gösterir. O çizginin abi. Oraya değil mi abi? Evet, çizginin sağına sonuna gelecek. Çünkü o çizginin oradaki tırnağı şey oturmuyor. Ağızları oturmuyor. Orada kerçik var. Evet, balata göbeğine değdirdik. Evet işte abi. Gördüğünüz gibi birazcık. Şimdi komparatörümü sıfırlayacağım. Komparatörümü sıfırladım. Balatayı yukarı doğru çekiyorum ve oradaki değere bakın. Yetmiş. Yani 0.70. 1 milimetreden fazla değil. 0.3'ten de sıkı değil. Yani yaptığımız pull ayarları yerinde. Şimdi ne yapacağız? Arabanın üstüne atacağız. Evet. Ondan sonra adaptasyonu yapacağız. Tamam. Onu da gösteririz nasıl yapıldığını ekrandan. Tamam. Daha sonra test sürüşümüzü yapıp müşteriye teslim edeceğiz inşallah. Abicim çok teşekkür ederim desteklerinden evet, dolayı. Her zaman. Allah razı olsun. Abi, orijinal cihazı da var elimizde zaten. Canımızsın. Ona zaman. Göre halledeceğiz. Ayağına sağlık. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum abicim. Teşekkür sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlar. Sesi duyuyorsun. Tak 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 geliyor. Temel ayarlarını yapacağız. Araçla teste çıkacağız arkadaşlar. Bu şekilde orijinal cihazıyla. Buradan tüpün basıncını görebiliyoruz değil mi abi? Ona da bakalım. Bir bakalım video esnasında video. Alo. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsmim usta yarımıştım. Doğrudur. Buyur abi. Abicim Kocaeli Gebze'den arıyorum. İsmim Gökhan. İnternet üstünden ulaştım numarana da. Evet sen, abi. Sen aracınla alakalı bir problem var. Buyur yani, abi. Dinliyorum kardeşim. Buyur. 2016 model
Ford Tornado Comet aracım var 140 bin kilometrede. Evet. Düzenli olarak yağ bakımlarını yaptırıyorum. Yalnız son zamanlarda bir sıkıntısı çıktı. Kullanıcısı başka bir arkadaş. Evet arkadaşlar, aracımızdan teste çıktık. Güçlendirilmiş tüpü taktık arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. 7 ireldi, 5'e düştü, 6'ya düştü. Evet arkadaşlar, aracımızda daha evvelden kavrama değişmiş demişler ama biz baktığımızda kavrama değişmemiş. Buradan devam, oradan dönersin abi, sıkıntı yok. Burada aracımızı otobanda testini yapıyoruz arkadaşlar. Aracımızı bitirdik. Güçlendirilmiş tüp taktık. Kavrama setini taktık. Buradan Şahin abiye çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bizlere destek verdiği için. Yardım etmeye geldi. Çok güzel bilgiler de verdi. Bu videomuz da böyle oldu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Canavar, Hüseyin abi.